Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayte Geometri Kampı'nın 5. haftasının 3. videosundayız. Açı ortayda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kitabımızda da sayfa numarası kaçtayız? 49'un sonunda kalmıştık. 49'un sonu ve 50'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dış açı ortay teoremi. Öncelikle ben sana bu sefer ispatını yapayım. Hızlı geçecek çünkü. Buradaki oranlamayı kullanmak lazım. Ya kelebek ya temel orant demiştik. Bu sefer temel oranttan yapsak daha mı kolay çıkacak sanki? Şuradan paraleli çizdiğimiz zaman hocam bununla bu birbirine paralel ya, açıortayı da kullanacağız ya. Bak şöyle bir Z var, nokta açısı yaptı, noktaya nokta ikiz kenar A çıktı. Burada temel orantı gördün mü? N bölü N artı M neye eşit oldu? A bölü B'ye eşit oldu. İşte buradan geliyor N bölü N artı B, A bölü B hikayesi buradan geliyor dostlar. Ama biz yine de dış açıortayı böyle aklımızda kalsın çünkü bunu da kullanıyoruz. Dış açıortay teoremi dediğimiz şey, üçgen belliyken bak bu üçgenden dış açıortay çıkmış ya, şu şekilde aklında kalsın. İç açıortay nasıldı? Kollar oranı tabanlar oranıydı değil mi? Dış açıortayda ters mantığı. Tabanlar oranı kollar oranı eşitleyeceksiniz. Ha, tabanları da oranlarken tekrarlı oranlayacaksınız. Bak şimdi dış açıortayın değdiği yerden başlayacaksın. Şuradan başlayacaksın. Tabanlar oranı yani N bölü N artı M, yalnız üçgenimiz bu ya. Üçgene değene kadar taban, sonra diğer taban. Yani N bölü N artı M neye eşittir? Üçgende ilk dediği yer neresi? A. İlk dediği yer A bölü, ikinci dediği yerde B diyeceksin. Bitti. Bu kadar. Tekrarlıyorum. Bir üçgende dış açı ortayın dediği yerden başlıyorsun. Tekrarla. N bölü N artı M, yani tabanlar oranı kollar oranına eşit. Yani ilk dediği yerden son dediği yere. A bölü B'ye eşit olacak. Bu kadar basit. Bu. Ha, bazı kitaplarda şu gelir. Dış açıortay uzunluğu nedir hocam diye bir şeyler gelirse, bunun formülü de var da müfredatta yok. Buna gerek yok. Aynısı iç açıortay teoreminde de vardı. İç açıortay uzunluğu isteniliyorsa müfredatta yok. O yüzden bunun formülünü falan size vermiyorum dostum. Tamam. Evet. Bunu öğrendik. Hadi bakalım şimdi sorulara. Burada ne var? Bir dış açıortay verilmiş. Hangi üçgende? Şu üçgende. Hemen dış açıortayı değdiği yerden başlıyoruz. Hocam dış açıortay buradan. Şu. İlk dediği yerden son dediği yere. Tabanlar oranı. X bölü tamamı. X artı 4 neye eşittir? İlk ok nereye değiyor? 2'ye. İkinci ok nereye değiyor? 3'e. 2 bölü 3'e eşittir. Bitti gitti. Bu kadar. İstersen ispat yöntemi de hoşuna gittiyse oradan da yapabilirsin ama bu özel durumları bilmek lazım, en azından konu bazlı. Bak dış açı ortayda şunu bil bence. Bazıları değişik yöntemler de uyguluyor da ben bunu seviyorum. O yüzden kafada karıştırmak istemiyorum. Sadece bunu da bilsen yeterli. İşler işler yapalım. 3x eşittir 2x artı 8'den x'i de kaç buluruz? 8 buluruz. Ha, oran şeklinde ya, sen bu oranı açıortayda, iç açıortayda kullandığın gibi de yapabilirsin. Mesela şimdi dedik ya hocam şunun tamamının oranı 2 bölü 3'e eşit olacak. O zaman bu 2k iken tamamı 3k olacak deyip 2k'sı burada ya, buraya da k kaldı deyip k 4 ise 2k'da 8 diyebilirsin. İşlemi kısalaştırmak tamamıyla senin elinde dostum. Örnek 16'yı böylelikle ne bulduk? 8 bulduk. Cevap 8 oldu. Geldik örnek 17'ye. Şimdi dur bakalım. Örnek 17'deyiz. Şimdi soruya baktığımız zaman ne var burada? 50 var, 65 var, 6 var, x var. Ha bir de bir oran verilmiş. Burası k iken burası 2k verilmiş. CD k iken BD uzunluğu da 2k verilmiş. Tamam. Şimdi ispat yöntemiyle sen bu soruyu yapabilirsin. İşte boşuna ben sana ispat yöntemlerini de göstermiyorum. Çünkü burada oran var. Daha benzerliği işlemedik. Benzerliği işleyenler oradan yapabilir. Ne yapabilir? Hocam şuradan şöyle bir paralel atsam dersin. Oran mantığını kullanmak dediğimiz şey. Benzerlikte bunu öğreteceğim. İşte ispatta yaptık ya, oradan belki çözüme ulaşabilirsin. Bu. 1'e 2 mantığından çözüm yaparsan o şekilde bir çözümle karşılaşabilirsin dostum. Bak hiçbir zaman boşuna ispat vermem. İspat yöntemleri nedir? Bazı soru çözümlerinde işine yarayabilir. Bak burada olduğu gibi gördüğün şekilde. Hocam ne yapacağız? 1'e 2 mantığından gittiğin zaman çözüm yöntemin kesinlikle ama kesinlikle ne oluyor? Benzerlik oluyor. Ne yapacağız hocam? Biz burada 50 verilmiş, 65 verilmiş. O zaman açıları yoğunlaşalım. Şimdi açılar yan yana geldiğinde 50 var, 65 var. Tanıdık bir şey yok. Ne yapacağım hocam burada diye düşünebilirsin. Bak iki açı yan yana geldiği zaman özel durumu var mı yok mu diye incele. Peki iki açı yan yana geldiğinde özel durumu nedir? 180'e tamamlamasıdır. 180'e tamamlayanıdır. Yani dış açısıdır kardeşim. 50 ve 65'i topla bakalım. Kaç yapıyor? Ben direkt çözüme de geçeyim bu arada. Şu şekilde 50 ve 65 toplamı kaç yaptı?
115 mi yaptı? Evet, 115 yaptı. 180'e tamamlayanı kaç? Özel durumu incelemek. İki açı yan yana geldiğinde özel durumu incelemek budur. İnceledim, 115. 180'e tamamlayanı 65. Aa, dış açısı 65. Hocam ya buradaki dış açısı 65'i kullanacağım ki bu, bak ya buradaki diyorum ya da öbür taraftaki diyeceğim. Ta önceki böyle hani geniş açı gördüğümüzde de vermiştik bunu değil mi? Ben oradaki mantığı anlamazsam burayı da yapamıyorsun değil mi? 120 gördüğümüz an hatırla, hatırla, bak geçmişi de tekrar edelim. Senin geçmişin de çok önemli. 120 gördüğünüz an hocam ya buradaki dış açısı önemli diyorduk ya da buradaki dış açısı önemli diyorduk. Ya buradan dik çiziyorduk ya da buradan dik çiziyorduk değil mi? Her şey üst üste oturuyor. Bak burada da aynı şekilde. Hocam iki açı yan yana geldi. 180'e tamamlayan. Ya buradaki 65 önemli ama 65'ler yan yana gelmedi. Sil. Ya da buradaki 65 önemli. Aa, özel bir durum çıktı. Ne oldu? Şu üçgende bir dış açı ortaylık çıktı. 65'e 65 oldu. Yani şu dış açı ortay. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tabanlar oranı. Hemen şu şekilde. Sol tarafta sola dayalı bu sefer. Yani 2K'nın tamamının oranı 3K'ya oranı eşittir. İlk ok nereye değiyor? 6'ya. İkinci ok nereye değiyor? X'e. 6 bölü X dersin, olay biter. Ya da 2K'da 6 ise 3 katı. 3K'da 3 katı 9 da diyebilirsin. İşler dişler. Kısaltmak sana kalmış. Her şeyi hazır bekleme. Bazen soru çöze çöze sen bu hamleleri elde edeceksin. O yüzden hızlı bir şekilde geçtim. Bak 2K'da 6 ise 3K'da 9 şeklinde yazılabildiğinde keşke sen keşfetseydin. Ben gösterdim ama orada. Neyse. Burada işler dışlar yaparak da sonuca ulaşabilirsin. Cevap 9 yaptı. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 18'e. Evet, şimdi ne var burada? Hocam açı ortaylar var. Nokta nokta çizgi çizgi. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Hocam burası A A B B diyecek olursak 2 A artı 2 B 180 olduğundan A artı B kaç çıktı? 90 çıktı. Bazen 90'lıkla ilgili ifade de kullanılabiliyor. İfade derken 90'lığı da kullanabiliyoruz. Yani şurası 90 derece ya. Bakarsın böyle iki tane açı ortay geldiğinde acaba ben bu 90'ı kullanabilecek miyim? Şu dik üçgene dikkat edersin. Aa, bu dik üçgende hiçbir kenar yok ki ben buradaki şeyi kullanabileyim. Ha, bazen direkt şurası veriliyor, burası veriliyor. Pisagor'dan burası bulmanı isteniliyor. Sorusunu bile yazmadım. Bak, sorun içerisinde soru gösteriyorum sana. E burada öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Ama sen yine de 90'lığa dikkat et. Dik üçgeni de kullandırabilirler. Ve dikkat et. Burada güzel bir şey oluştu. Yani bir doğru açıda iki açı ortayın buradaki açısı kaç derece? 90 derece. Bazı özel durumlarda, ince sorularda sen bununla da karşılaşabilirsin. O yüzden buna da dikkat et. Neyse, 90'ı kullanmadım. O zaman ne yapacağım? Açı ortaylıklara dikkat edeceğim. Evet, bu üçgende ne var? Hocam bu üçgende bir iç açı ortay var. İç açı ortayda bak görüyorsun, iç açı ortayda tabanda bir oran var. Nedir bu oran? Hocam 1'e 2. Soldan sağa 1'e 2. Yani burası K iken burası ne olacak? 2K olacak. E bu iç açı ortaylığı da kullanmamız lazım. Ha, bu arada burada bir de bir dış açı ortaylık var. E dış açı ortaylığa bakacağım şimdi. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Yani şu üçgene ilk değdiği yerden son değdiği yer oranlaması. X bölü X artı 6 eşittir. İlk değdiği yer K. İkinci değdiği yerde 2K. K bölü 2K diyeceğiz ve içler dışlardan X'i bulacağız. Ya da dikkat et. Şu bölü tamamı 1 bölü 2 yapması lazım. Yani burası x'ken tamamının 2x olması lazım. X'i buradaysa buraya da x kaldı deyip x'i de direkt 6 bulabilirsin. Kısaltmalar tamamen senin elinde. İstediğin şekilde bu da nasıl olacak tabii. Soru çözü çözü. Yani her şey hazır bekleme. Örnek 18'i 6 bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi hocam ne var burada? Soruya baktığınız zaman. Hocam burada bir iç açı ortay var. Ama iç açı ortay var da ya hocam burada tabanlar oranı, kollar oranı. E 2K'ya XK mı yazacağız? E mecbur. Başka hiçbir şey yapamıyoruz ki burada. Değil mi? E hocam bu 90'ı niye vermiş acaba? Şuradaki dik üçgene dikkat edeceksin. E dik üçgende de kenarlar yok. E burada Pisagor bağıntısı falan yapamıyorum. E mecburum o zaman ben burada şuradaki iç açı ortaylığı kullanmaya. Ne diyeceğiz? 2'ye X oran varsa o zaman burada da 2K ise burası da nedir diyeceğiz? XK diyeceğiz. Tamam dedik. Yani soruda bazen x'in de k katını yazabiliyoruz. Bak özellikle açı ortay konusunda ve benzerlik konusunda. Benzerlik konusunda da oran var ya. Genelde orada da k katı şeklinde gitmeye çalışıyoruz. Orada da aynı şeyi yapıyoruz. X'in de k katını yazmaya çekinmeyin. Çünkü oranladığınız zaman oradaki şeyler gidiyor. Peki hocam. Şimdi takıldık kaldık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu meşhur soruyu soracaksın kendine. Ya hocam ben neyi kullanmadım acaba? Neyi kullanmadı sen?
Şuradaki 90'ı kullanmadın kardeşim. Şuradaki 90'ı kullanacaksın. Sen eğer bu soruyu yapabilmek için yapabilmen sen konuşamadım. Sen bu soruyu yapabilmek için kesinlikle ama kesinlikle o 90'ı kullanmak zorundasın. En önemli yerdesin. Bak bu soruyu sordun ya. Kafanda şimşekler. Ulan bu 90'ı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya özel bir durum var mı diye bakacağız değil mi? Hatta şöyle de yapabilirsin. Biraz önce ne demiştim? Bir tüyoyu vermiştim. Buradaki iki tane nokta, iki tane bir doğru açıda nokta nokta çizgi çizgi olduğunda burada kaç 90 derece oluyordu ya. İşte burada da çizgi çizgi varsa iki tane açı ortaya arasında kalan açı 90 derece oluyordu. Ya bunu uzatacağım ama açılar yan yana gelmedi. Ya da bunu uzatacağım. Bu kesinlikle açı ortaydır diyebilirsin dostum. Tamam. Ama ben şurada büyüteyim kendimi. Sonra hocam biraz büyütün kendinizi çözümleri göremiyoruz diyeceksiniz. Şu şekilde aklına gelmedi mesela. Ama aklında bulunsun. Tekrar söylüyorum. Bu da ince nokta. Bazı ince ayar sorularda gelebilir. Bir doğru açıda iki açı ortay arasında kalan açı kaç derece? 90 derece. Bir açı ortay varsa açı ortayın bir tanesi de 90 içindeyse uzatırsın. Diğerinde açı ortay olduğunu gösterirsin. Ama farz edelim yine aklına gelmedi. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Açıya dalacaksın. Alfa alfa diye daldın. Sonra hocam 90 ya. Buraya beta yazmayayım da 90 eksi alfa yazayım buraya. Tamam. Sonra ne yapacağız? Valla iki açı yan yana gelince ne yapıyorduk? Böyle özel bir durumun var mı diye bakacağız. Dik üçgenle falan da çıkmıyor. Özel durumu nedir? 180'e tamamlayan açısı özel durumdur. 180'e tamamlayan açısı ya böyle bakacağım ya böyle bakacağım. Hocam şu toplamda kaç yaptı burası? Şuradaki açı toplamda 90 artı alfa yaptı. 180'e tamamlayan 90 eksi alfadır. Ya bunu uzatacağım. Buraya 90 eksi alfa yazacağım. 90 eksi alfa burada var. Ya da bunu uzatacağım. Burası 90 eksi alfa diyeceğim. Hocam bak ne güzel oldu. Burası 90 eksi alfa oldu. Yani şurada da bir açı ortaylık çıktı mı çıktı. İşte gerçekten iki açı ortay arasında kalan açı 90 derece oldu. İçle dış arasındaki şuradaki açı. Sonra ne yapacağız? Hocam burada dış açı ortaylık çıktı. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarla şu bölü tamamı. Yani 3 bölü tamamı 5 artı x eşittir. İlk ok nereye diyor? Şuraya. XK'nın ikinci ok nereye diyor? Şuraya. XK'nın 2K'yı oranı diyeceğiz. Bak K'lar nanay oldu. Sonra içler dışlar. Hocam x çarpı 5 artı x eşittir. Şu x'in çarpımı 3 ile 2'nin çarpımı 6 yapar. Sonra burada bunu dağıtırsın. Öbür tarafa atarsın. Çarpanları ayırmayı kullanırsın. Kardeşim çarpanları ayırmada da hisset. Hisset. Hocam 6'nın çarpanları nedir? 2'ye 3. 2 koyduysan olmuyor. Ya da 1'e 6. X yerine 1 koyarsan 1 çarpı 6 oluyor mu? Oluyor. Yani x'i böylelikle kaç bulursun? 1 bulursun. Çarpanları ayırmada da zaten çarpanlarını düşünüyorsun ya, değer verme gibi aslında. O yüzden bazı özellikle geometri sorularında tam sayı çıkacaksa çıkacak ya büyük ihtimalle. O yüzden böyle bunları da düşünebilirsin dostum. Tamam. Yani hissetme işlemini de yapabilirsin. X'i 1 bulduk. Zaten bizden ne isteniyor? X isteniyor. Örnek 19. 1 çıktı. Evet geldik örnek 20'ye. Şimdi ne diyor? Dur. Sen çözebilirsin bunu. Katlamayı da öğrendin. İşte özel bir durum varsa o 90'lı özel durumu da öğrendin. Her şeyi öğrendin. Sen bu zamana kadar bu soruyu belki yapamazdın ama şu çözdüğüm sorularla basamak basamak bu sorunun çözümüne geldin. O merdivenleri tırmandın. Zirveye geldin. Bilmediğin bir şey yok. O yüzden bu soruyu sen yapabilirsin. Tamam. Daha önce benden dinlemediysen, dinlemeseydin konu anlatımını, bu soru senin için öyle şey gelecekti. Çok zor gelecekti. Ama şimdi artık senin için bence kolay. Bence yapabilirsin. Hadi bakalım. Yap bakalım. Yoruma da bekliyorum ha. Yaz yorumunu da. Ben çözeyim şimdi. ABC üçgen şeklindeki kartonda bu diklik verilmiş. Eyvallah. Bu karton DB boyunca katlandı. Böyle katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyoruz kardeşim? Katlamayı açıyoruz. Hop şöyle eski haline geri getiriyoruz. Getirdik mi eski haline? Evet. Getirdikten sonra da üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam 8 ise burası da 8. Şu parçayla şu parça eşit. Sanırım eşitliği kullanmayacağım. Sildim. Üst üste binen açılar eşit olacak. Şu açılar eşit. Sonra bu açıyla bu açı eşit olacak ama genelde üst üste böyle karışık açılar olunca kullanmıyoruz. Ya da bu açılar eşit. Özel bir durumlar verilmediği için sanırım kullanmayacağız burayı da. Ne yapacağız? Şurada bir iç açı ortaylık çıktı. Hocam bu iç açı ortayda 8 bölü 6 tabandaki oran 4 bölü 3 soldansa 4 bölü 3 ise o zaman burası 4K ise burası ne olacak? 3K olacak. Eyvallah devam edelim şimdi. Peki soruyu çözmeye
Bir önceki sorudan hatırlarsın. Ne var burada? 90 derece var. He, artık şöyle çözebilirim ben. Bir açıortay var. Açıortayın bir tanesini 90 almış. İki tane açıortay arasında kalan açı. Hani doğru açıda tabii. Ya bunu uzatacağım. E hocam olmadı. Açılar yan yana gelmedi. Ya bunu uzatacağım. Hop, bu da dış açıortay mı olur? Evet. Çünkü iki tane açıortay arasında doğru açıda açı 90 derece oluyordu. Bunu öğrendin. Ezberlemeni de istemem. Açıya dalarsın. Büyük ihtimalle öyle sonuca ulaşırsın. Açılara daldığında özel bir durum yoksa özel durumlarından birinin de 180 derece olduğunu sakın ama sakın unutma. Evet, buradan dış açıortay geldi. Evet, bu kırmızı üçgende dış açıortay, bak böyle yampiri de verdim ki bunları da çözmeyi öğrenin. Dış açıortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Hop, şu bölüğü tamamı. Yani burası ne? Zaten CE uzunluğu isteniyor. X isteniyor zaten bizden. X dedik buraya. X bölü tamamı. X bölü X artı 14 eşittir. İlk ok nereye diyor? Buraya. İkinci ok nereye diyor? Buraya. Yani 3K bölü 4K'ya eşit olacaktır. Buradan K'lar gitti mi gitti, işler dışlar. 4X eşittir 3X artı 14 ile de bunu çarpıyorum. 42 mi yaptı? Evet. 3X artı 42 oldu. Attık öbür tarafa. X'i de böylelikle 42 olarak bulduk. Cevap 42. Yoruma bekliyorum. Buldum hocam ya da bulmadım hocam. Ama bulanlar, sizi nasıl hazırladım bu soruya doğru değil mi? Sırf bu soru için buradaki soruları yazdım dermişim. Tabii önce şu soruları yazdım, sonra bunları kullandıracak şekilde şu soruyu yazdım. Soruların sırası bile size çok önemli demedim mi? İşte basamak basamak size bunları gösteriyoruz. Evet, örnek 20'yi 42 bulduk. Geldik örnek 21'e. Yine bir katlama sorusu. Ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Açtık hocam şöyle eski haline. Açtık bakalım şöyle. Evet, tam güzel açamadım. Hatta şöyle açayım. Ve şöyle açayım. Tamam. Şimdi bu böyle katlanmış. Dışarı taşmış hatta. Hop, açtık böyle. Sonra ne diyorduk? Şurası 5 verilmiş. E hocam, katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Tamam. Burası 5 ise burası da 5 olacak. Yani buraya ne kaldı? 3 kaldı. Sonra başka ne var? Hocam şu kenarla şu kenar eşit olacak. Bir işimize yaramadı. Başka? Yani şunlar verilmemiş zaten. Başka? Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Hocam bu açıyla bu açı eşit olacak ama karışık açıları genelde kullanmıyoruz. E hocam, bir de şu açılarda birbirine eşit mi? Eşit. Şunları da kullanmayacağım galiba. Dur bak. Sonra diyor ki buna göre BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. X. Ama dur. Bu bilgilerle soruyu çözemiyorum. O zaman soruyu tam anlamıyla okuyoruz. ABC üçgeni şeklindeki bir karton AD boyunca katlandığında AB'nin yarısı, bak AB'nin yarısı katlanılan bölgenin altında kalıyor. Katlanılan bölgenin altında AB'nin yarısı varsa şunlar şunlar birbirine eşit midir? Eşittir. Şimdi dur. Ne yapıyorsun? O meşhur soruyu soruyorsun. Ben bu bilgilerle ne yapabilirim? Ya da bu bilgileri kullanmalıyım. Verilen bilgileri kullanmak çok önemli ya da bulduğum bilgileri kullanmak çok önemli. Tamam, her verilen bilgiyi kullandı. Şekil üzerinde gösterdim bunu. Şu eşitliği kullanmam lazım. Ya da şurada bir açıortaylık bulduk. Bu açıortaylığı kullanmam lazım. E hocam, şuradaki açıortay. Nerenin açıortayı? Şu üçgenin dış açıortayı. E hocam, bu üçgende bu dış açıortay. Hemen açıortay deyince iç açıortay arıyoruz ama yok. Ama dikkat et, bu üçgende bir dış açıortay değil mi bu? Aynen öyle. E o zaman dış açıortayın değdiği yerden, bak bilerek öyle anlatıyorum sana. Dış açıortayın değdiği yerden başlayı bilerek anlatıyorum. Çünkü böyle direkt dikeyi verildiği zaman yapıyoruz ama yampiri verildiği zaman böyle sıkıntılar yaşıyoruz. İşte burada hop, dış açıortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarla. Şu bölü tamamı. E hocam, şuna A dersen burası da A ya. A bölü tamamı 2A oldu. Eşittir. Neye eşittir? İlk ok nereye diyor? 3'e. İkinci ok nereye diyor? X'e. 3 bölü X'e eşittir diyeceğiz. A'larla ne oldu? İşler dışlardan dolayı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Örnek 21. Çok güzel bir soruydu. Ve cevabı 6 bulduk. Ve geldik örnek 22'ye. Şimdi şu soruya baktım. Bakıyorsun. Ya hocam 3, 4, 5. Bravo. Soruyu belli eksik kısmını bulduk. Tamam. Sonra ne yapacağız? Eksik kısmını bulduk. 5'i yazdık. Sonra bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hocam şu 90'ı ben kullanmalıyım diyorsun. Bu 90'ı nasıl kullanacaksın? Büyük dik üçgende kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Ben bu 90'ı nasıl kullanacağım diye o meşhur soruyu kendine sordun mu? Sor. Biraz kendin çözmeye çalış. Eğer orayı nasıl kullanabileceğini bulursan sorunun çözümüne çok rahat bir şekilde gidersin. Ya çözümünü de istemiyorum senden. Belki çözümünü de fark edemeyebilirsin.
Sen ilk etapta şuradaki 90'ı kullanmaya çalış. Allah aşkına bir kendini zorla. 2-3 dakika zorla. Acaba nasıl kullanacaksın? Onu merak ediyorum. Şimdi ben çözüme bakayım. Arkadaş, ben şu dik üçgende ben bunu kullanamıyorsam Pisagor bağıntısında, o zaman o 90'ı nasıl kullanabilirim? Açıyla kullanabilirim. Aa hocam, bu açıortay, bu açıortay. E burası açıortayların kesim noktası. Bir formülü vardı. 90 artı A açısı bölü 2, değil mi? Ya hocam bırak formülü. Evet, bırakıyorum formülü. Sen o 90'ı nasıl kullanırsın? Büyük ihtimalle açılara dalar. A A dedim, B B dedim. 2 artı 2 B 90'a eşit değil mi? Evet, 2 A artı 2 B 90'a eşit. Formülden yaparak da şuradaki açıyı bulabilirdin. Ya da A artı B buradan kaç oldu? 45 oldu. E A artı B 45 ise, bak 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 şu üçgene bak. A artı B 45 ise, şu ikisinin toplamı 45 ise, bu açı 135 derece yapacak. E hocam burası o zaman 135 oldu. E burası 135 ise şuradaki açıda kaç derece oldu? 45 derece oldu. Tamam. Şimdi sen bu 90'ı kullandın. Bitti. Önemli olan sen burada 45'i buldun mu? Buldun. Çok iyi yoldasın. Doğru yoldasın. Aferin sana. Bulmayanlar, öğreneceksiniz bu işi. Kendinize o soruları sorar sonra bu işi çözeceksiniz. Size inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bulduğum bilgiyi de kullanayım. Ya ben burada 45'i nasıl kullanacağım? Bak, 45'i kullanmak deyince adamın aklına şu gelir. Ya özel açı mantığı hocam dersin büyük ihtimalle. Ne yaparsın? Şuradan bir dik çizsem. Ya 3 bölü kök 2 gelecek. Ya bırak 3 bölü kök 2. 3 bölü 2 gelince bile daha farklı yapıyorduk. Hocam ya buradan dik çizeceğim ya buradan dik çizeceğim. Ama buradan dik çizince de gelmiyor. Hatta o diki belki buraya çizmişsinizdir. Buradan da bir şey gelmiyor. Demek ki özel açı mantığından da olmuyor. E şimdi ne yapacağız o zaman? Bak şurada iki açı yan yana gelmiş. İşte bazen bu tür soruları böyle zorlayan kısım budur. Aynı zamanda özel açı gibi olur ama özel açıdan çıkmaz. Bak sana bir şey daha göstereyim. Şu şekildeki sorularda da belki sıkıntı yaşarsın sen. Şuraya 60 der, buraya 60 der. E hocam özel açı mantığı çıkmadı. İç açı ortaya çıktı. Hatta sen bunu böyle uzatırsan, hani 60 60 120 ya, 180'e tamamlayan 60. Hatta şu üçgende de dış açı ortaya oluyor. Hatta şu üçgende de şöyle uzattığın zaman burası 60 oluyor. Şöyle bir dış açı ortaya da oluyor. Özel açılı sorularda, özel açının olduğu sorularda yapamadığın zaman böyle dediğim şuradaki mantığı da düşünmeni de isterim. Acaba özel bir durum var mı? 180'e tamamlayan da özel bir durum. Bunu unutma, tamam mı? Evet, 90'la 45. Toplamı 135. 180'e tamamlayan ne? Özel bir durum. Aa, 45. O zaman ya böyle uzatacaksın ya da böyle, ki böylesi daha mantıklı. Bak şu üçgende ne oldu? Dış açı ortay çıktı. Dış açı ortaysa bu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Şu bölü tamamı, yani x bölü x artı 5 neye eşittir? İlk ok nereye diyor? 3'e. İkinci ok nereye diyor? 4'e. 3 bölü 4 diyeceğiz. İçler dışlar yapacağız. 4x eşittir 3x artı 15 oldu. Ve x de böylelikle 15 çıktı. Ya çok güzel bir soru değil mi? Ya şu tür sorular aşırı hoşuma gidiyor zaten. Verilen bilgileri kullandırmalı sorular çok hoşuma gidiyor. Senin de çok hoşuna gidiyor. Farkındayım. Ve böyle böyle bu işi de öğreniyorsun. Onun da farkındayım. Evet gençler, böylelikle olayı bitirdik. Açıortayı da bitirdik. Sırada ne var? Kenarortay var. O da bu haftanın konusu. Onu da 4. video. Yani 5. haftanın 4. videosundayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.